sonra daha önce söylemişim. Gerçekten çok iyi hazırlandık. Ve sezonun ilk maçları gerçekten her zaman zordur. Çünkü yeni bir takım olduk. Yeni bir takım da olsak söylemiştim hani biz çok fazla zaman harcamayacağız. Bir süre de çok fazla istemiyoruz diye. İlk maçta oynanan futbol özellikle sahaya istediğimiz oyun şekli özellikle ilk yarım saatte mükemmele yakındı diyebilirim. Herhalde sezonun bütün takımları seyrettiğimizde en iyi başlangıcını yapan takım olduk oyun anlamında. Tabii ki daha sezonun ilk maçı çok önemli bir galibiyet elde ettik. Ve bir an önce de o maçı artık unutup Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladık. Çünkü biz maç maç düşüneceğiz. Sezonun ilk maçı taraftarlarla buluşmamız, geçen senenin tabii geçen sene oynanan maçlardan sonra herkesin acaba Samsunspor ne yapacak? Bununla alakalı beklentisi vardı. Bu anlamda çok iyi bir başlangıç yaptığımızı söyleyebiliriz. Taraftarımızla muhteşem bir bütünleşme oldu. Oyun anlamında gerçekten çok iyi bir oyun oldu. Ve hak ettiğimiz, istediğimiz bir 3 puanı aldık. Ve sezona da iyi başlamış olduk. Bir önce söyledim artık o maçı unuttuk ve bizim için her şey Kocaelispor maçı. Bununla alakalı milli araya girmeden önce özellikle yaptığımız işleri daha fazlasına yaparak devam edeceğiz ve inşallah 3 puan alıp milli araya girmek istiyoruz. Bütün amacımız, isteğimiz bu. Takımın havası iyi. Şu ana kadar yaptığımız her şey çok iyi gidiyor. İnşallah oradan da hak ettiğimiz bir 3 puanı alıp Samsun'a geleceğiz. Bizim için tabii ki 3 puanlar çok önemli ama oynanan futbol, oynayacağımız futbol daha önemli. İlk maçta sergilediğimiz oyunun aynısını orada devam ettirip üzerine katarak oynamak istiyoruz. Bu ve bu oyun sistemini de inşallah sezonun bütün tamamına yayarak devam edeceğiz. Kocaelispor iyi bir transfer yaparak güçlü bir kadro kurdular. Evet. Ama istenilen neticeyi şu ana kadar elde etmiş değiller. Oynadıkları iki müsabakada. Siz ne gibi tedbirler aldınız bu maç için? Sizin için de önemli bir karşılaşma sevgili hocam. Şimdi Kocaelispor'un ne yaptığı bizi çok ilgilendirmiyor. Tabii ki rakibimizin analizlerini yaptık, her şeyini yaptık. Ama ligde ilk 2 haftada karar vermek, bu iyi veya bu kötü diye karar vermek bence yanlış. İlk 5-6 haftalık periyotu beklemek gerekiyor. Çünkü takımlarda işte bizde de aynıdır. 2 tane 3 tane oyuncumuz sezon başı antrenmanı yapmadığı için hazır değiller ve bizimle birlikte olamıyorlar sahanın içinde. Onlara antrenman yaptırıyoruz. İşte sakatlıklar oldu. Isınırken sakatlanan oyuncumuz oldu. Maçın içinde sakatlanan oyuncumuz oldu. Bunların hepsi ilk bir 4-5 haftalık periyota yayılacak şeyler. 5. 6 haftadan sonra lig başlar. Bütün takımlar yavaş yavaş kadrolara oturmaya başlar. Herkesin transferleri hala transfer bitmedi. Altına kadar transferler devam edecek. Bu transferler biter. Bir dahaki milli takım arası ondan sonra da ligimiz yavaş yavaş başlar. Aradan sonra Evet. yani antrenman maç eksikliği olan, sakatlığı olan oyuncularımız artık tamamen %70, %80 tamamen diyemeyiz. Çünkü geldiklerinde biz 2 ayda hazırlandık takım olarak. Neredeyse bir 45-50 güne yakın bir hazırlık devresi geçirdik. O oyuncuları da geldiğinden beri sezon başı antrenmanı gibi hazırlıyoruz şu anda. Antrenman olarak çift 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 tek gidiyorlar onlar. Hem takımla antrenman yapıyorlar hem ayrı antrenmanları var. Milli takım arasından sonra %70-80 ulaşacaklar. Diğerleri de zaten yavaş yavaş oyuna girerek maç atmosferi bu hazırlık maçları yapacağız bu arada tabii ki. Hem onların maç kondisyonunu geliştireceğiz. Hem arkadaşlarla olan herkesin birbirini tanıması gerekiyor çünkü ne kadar isim olsalar da beraber oynadığı arkadaşı çok önemli. Onlarla alakalı o kaynaşmayı da yapacağız. Biz diğer yönden kaynaşmamız gerçekten çok iyi. Takımın birbiriyle uyumu çok iyi. Ve biz aile ortamını burada oluşturduk. Bu aile ortamının ortasına onlar da girecekler. Onlar da girdikten sonra inşallah milli maç arasından sonra %70-80 de olsa hazır olacaklar. Hocam Savicevic, Melih ve Alaaddin'in sakatlık durumları ne zaman takıma artacak? Önümüzdeki hafta hepsi gelirler. Yani bu hafta milli takım arasından sonraki antrenmanlarda hepsi bizimle birlikte başlayacaklar. Şu anda öyle bir çok büyük sıkıntısı olan bir oyuncumuz yok. Savicevic'in de
şeyler düzeldi. Önümüzdeki hafta o da bizimle başlayacak. Önümüzdeki hafta tam kadro olarak antrenmanlarımıza başlayacağız. Hocam, tabii şu anda tatlı bir telaşınız var. Diomande, Fofana, Milinovic gibi isimler, Savicevic gibi isimler şu anda kadroda yok. Ancak evet. İşte milli aradan sonra bu isimler de kadroya katılacak. Ben Balıkesir maçında sistem takımı diyorum. Yani oyuncuların sisteme adapte olduğu bir takım diyorum. Evet. Dolayısıyla da önümüzde tatlı bir telaşınız olacak. Forma rekabeti sizce nasıl olur? Nasıl bir düşünceler içerisindesiniz? Yani takımın düzenini kim iyi yapıyorsa oynayacak. İsimler oynamıyor bizde. Yani Fofana'yı aldık ama orada Melih daha iyi oynasa Melih oynayacak, Fofana oturacak. Ya bu çok basit. Biz tabii ki onun sahada olmasını istiyoruz ama bizim futbolcuya dayalı değil, takıma dayalı bir düzenimiz var. Takımın içinde olan herkes oynayacak. Tabii ki çok önemli oyuncular. Hepsinden faydalanacağız. Ama bizim için asıl olan takımdır. Takımın bütünlüğüdür, takımın oynadığı oyundur. Onun için de tabii ki işte bir maç bir oyuncu sivrilecek, diğer maç öbür oyuncu sivrilecek. Ama takım düzenini bozan kim olursa olsun oturur. Hocam Melih'le transferi bitiriyor muyuz? Bitti gibi herhalde Melih'le. Bitti transferi, %99 bitti. Çok küçük bir pürüzü kaldı. Yarın gelecek, büyük ihtimal yarın onunla da mukaveller imzalanacak diye düşünüyorum. Transferi kapattık mı? Kapatıyoruz artık. Yok, şu anda artık kapattık. Hemen hemen her mevkide alternatifli yerimiz oldu. Eğer herhangi bir şey olursa gene tabii önümüzde süre var ama şu an için artık transfer düşünmüyoruz. Yok. Haydi bakalım. Ben geldim. Bravo, bravo, il tempo.